Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yazılara hazırlık sorularımızla birlikte Hüseyin hocamızlayız. Merhaba hocam. Hoş geldin, hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. 5. sınıf sosyal bilgiler, 2. dönem 2. sınavlar, hazırlık sorularımız. Evet hocam. 1. sorumuza başlayalım. Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisinde iklimin etkisi daha azdır? Şıklara bakıyoruz. Tarım, hayvancılık, madencilik ve turizm. İklim hangisine daha çok etki eder? Tarıma tabii ki. Etki eder, iklimin etkisi. Hayvancılık yine tarımla bağlantılıdır. Evet hocam. Madenciliği bırakalım. Bakalım. Turizm yine iklimle alakalıdır. Havanın evet. durumu çok etkilidir. Ama madencilik faaliyetleri iklimin en az, yani hiç etkisi yoktur bile diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı. Evet hocam. İkinci soru. Aşağıda verilen girişimcilik örneklerinden hangisi Karadeniz bölgesi için uygun değildir? Şimdi Karadeniz bölgesinin özelliklerini bilmemiz lazım. Bir evet. bakalım. Su gücünden enerji üretmek. Tabii ki çünkü çok yağış alıyor orası. Hem yağış oluyor hem akarsuları çok fazla var. Evet, dolayısıyla hocam. Bu uygundur. Dalga gücünden enerji üretmek. Evet akarsuları var dedi. Hem akarsular hem de dalga deniz var. Evet, denizden deniz üretilebilir. Var. Şimdi güneş enerjisi üretmek bunu biraz düşünmemiz lazım. Çünkü evet. bulutludur. Genelde çok kapalı yağış, bir hava kapalı var. Olduğu için. Fosil yakıtlardan enerji üretmek bu yapılabilir işte kömürden, petrolden evet. taşınabilir. Ama burada en uygun olmayan güneşten enerji üretmek. Çünkü güneşli gün sayısı oldukça azdır bu bölgemiz. Üçüncü sorumuz. Fabrikaların kurulmasında ham maddeye yakınlık önemlidir. Çünkü ulaşım masraflarını azaltır. Aşağıda verilen fabrikalar ile kuruluş yerleri arasında böyle bir ilişki yoktur. Önce soruyu anlamamız lazım burada. Evet. Diyor ki bize. Bir fabrika var aşağıda ve kuruluş yeri var. Bunların arasında ham maddeye yakınlık ilişkisi yok. Bakalım. Şimdi yağ fabrikaları ve Trakya. Evet. Trakya'da yağ fabrikalarının ham maddesi var mı? Evet. Ayçiçekler orada çok evet, fazla olduğu ülkemizde için. Ülkemizde en çok ayçiçeği üretilen yer Trakya'dır. Dolayısıyla burada var. Eskişehir Etibor işletmeleri. Ya bor madeni Eskişehir'de var mı? Var. Var hocam. Eskişehir, Kütahya ve Balıkesir evet. arasında. Bunda da var. Şimdi Bursa tavuk çiftlikleri. İpek aslında. Evet, onlar var da tavuk çiftlikleri ham maddeye bağlı değildir. Pazara evet. yakınlık evet, etkilidir hocam. Burada. Çünkü kalabalık nüfusu olduğu için Bursa'nın tavuk oradadır. Bunda yok. Gaziantep tekstil fabrikaları. Evet, pamuk. Pamuk dolayısıyla var. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. Satın aldığımız bir ürünle ilgili sorun yaşadığımızda ne yapmalıyız? Aşama aşama yazınız. Bir ürünle satın aldığımız bir ürünle ilgili bir sorun yaşadığımız zaman önce mağazaya başvuruyoruz. Satın aldığımız mağazaya gidiyoruz. Ama mağazaya giderken mutlaka satın fiş. Aldığımız ürünün fişini götürmek zorunda. Fiş asla kaybetmiyoruz veya almamazı gitmiyoruz. Fiş önemli. Evet hocam. Mağazada işte başvuruyoruz dilekçemize neyse. Hı-hı. Eğer mağazadan istediğimiz sonucu alamazsak bunu hakem heyetleri var. İlçede veya illerde kurulan hakem heyetlerine götürüyoruz. Hakem heyetleri belli bir ücrete kadar bizim sorunlarımızı çözüyorlar. Eğer çözemezlerse yani satın aldığımız ürünün fiyatı yüksekse o zaman tüketici mahkemelerine başvuruyoruz. Mahkemelerine başvuruyoruz. Mahkemeler bizim için gerekli olan işte işlemleri yapıp haklıysak hakkımızı teslim ediyorlar. Bu konuda sivil toplum örgütlerine de gidip başvurabiliriz. Bu konuda birçok sivil toplum örgütü ücretsiz danışmanlık da veriyorlar. Evet hocam. Beşinci sorumuz. Aşağıda verilen ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik faaliyetler yürüten kurumları eşleştiriniz. Kurum ihtiyaç eşleştirmesi. Bakalım. Evet. Güvenliği sağlamak. Hangi Emniyet kurumun? Genel Müdürlüğü zaten yapıyor. Zaten emniyet, güvenlik. İletişim ve taşımacılık hizmetleri. Posta telefon. PTT. Evet, PTT. Eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek. Milli Eğitim Milli Bakanlığı. Eğitim Bakanlığı. Sağlık sorunlarına çözümler getirmek. Sağlık Bakanlığı. Zaten adı üstünde. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek. O da Adalet Bakanlığı'na evet, mahkemeler Adalet Bakanlığı'na bağlıdır ülkemizde. Sivil toplum örgütlerinin özelliklerini aşağıya yazınız. Yine kurumlar var, resmi kurumlar var, özel evet, kurumlar hocam. Var. Bir de sivil toplum örgütleri var. Sivil toplum örgütleri öncelikle toplumun bir ihtiyacını karşılamak için kurulurlar. Yani bir amaçları vardır. Bir sorunu çözmek amaçları evet, vardır. Evet. Dayanışma içindeler. Evet. Dayanışma içindeler. Ve bunlar gönüllü insanlardan oluşur. Bunlar verdikleri hizmetler karşısında herhangi bir ücret almazlar. Evet. Bunlar bizim sivil toplum örgütlerimizin özellikleridir. Yine dayanışmayı sağlayacak özellikleri de vardır. Evet hocam. Yedinci sorumuz.
Ülkemizin yönetim yapısıyla ilgili şemada boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Şimdi ülkemizin yönetim yapısı öncelikle ikiye ayrılıyor. Evet hocam. Birincisi merkeze bağlı yönetim, ikincisi yerel yönetim. Şimdi merkeze bağlı yönetimlerde valilikler var. Evet. İller için ve ilçelerde kaymakamlıklar var. Yerel yönetim ise muhtarlıklar ve belediyeler var. Şimdi valilik ve kaymakamlıklar ile muhtarlık ve belediyeler arasındaki en önemli fark bu ikisi... Daha genele? Hayır, ortaya seçilirken, ortaya çıkarken mesela vali veya kaymakam seçimle iş başına gelmiyor. Bunlar atama yoluyla. Evet, iş sınavla. Başına. Devlet onları atar. Hı hı. Halkın bunları seçme üzerine bir etkisi yoktur. Evet. Ama muhtar ve belediye başkanları oyla. Seçim yoluyla gelirler. Yani birisi atama yoluyla iş başına gelirken evet. Diğeri seçim yoluyla iş başına gelir. Evet, doğru yanlış sorumuz. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y harfi koyunuz. İl yönetiminin başında kaymakam bulunur. Hayır, kaymakam. Vali bulunur. İlçe yönetiminin başında bulunur. Dolayısıyla yanlış. Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerini yürütmek valinin görevidir. Belediyenin görevi değil Tabii mi? Tabii ki belediyenin görevidir. Yine yanlış. Vali koordine eder. Evet hocam. İlçelerde eğitim işlerini yöneten ilçe milli eğitim müdürlüğüdür. Evet. Eğitim işini ilçe milli eğitim müdürlüğü yönetir. Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Tabii ki. Çok önemli bir haktır. Ülkemizde milletvekilleri seçimle belirlenir. Doğru. Doğru. Milletvekilleri genel seçimlerde belirlenir. Evet hocam. Dokuzuncu sorumuz. Her milletin bağımsızlığını temsil eden sembolleri vardır. Bu semboller en zor zamanlarda milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemlidir. Aşağıda verilenlerden hangisi bağımsızlık sembollerinden biri değildir? Yani bizi bir arada tutanlara bakacağız. Sembollerimizden. Evet. Türk bayrağı bağımsızlık sembollerimizdir. Evet. Anayasamızda da bunlar belirlenir zaten. İstiklal Marşımız milli sembollerimizdendir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli sembollerimizdendir. Ama Türk ordusu milli sembollerimizden biri değildir. Doğru cevap C şıkkı. Son sorumuz. Özellikle koymuyorum ben yukarıda normalde şıklar verilir. Hı hı. Ben düşünelim biraz yorum yapalım diye özellikle koymuyorum. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Ülkemizden başka ülkelere yapılan mal satımına çok karıştırılır. İthalat evet. Veya ihracat sürekli ihraç malları deriz. İhraç evet, edilen. Evet ihracat. Evet. İhraç denir. İhracat denir veyahut da ihracat diyelim. İhracatı ithalatından fazla olan ülkeler, yani dışarıya daha fazla mal satıp dışarıdan daha az mal alan ülkeler gelişmiş. Gelişmiş ülkelerdir veya zengin ülkelerdir. Çünkü çok mal satıp daha az mal alıyorlar. Dolayısıyla evet, gelişmiş zengin ülkeler. Gelişmiş ülkelerdir. Bir ülkenin konumu ve ulaşım imkanları o ülkenin nokta önemli bir etkendir. Yani coğrafi konumu. İşte coğrafi konumu yani konumu ve ulaşım imkanları o ülkenin ticaretinde. Evet. Ticaretinde çok önemli bir etkendir, rol üstlenir. Çünkü önemli yollar üzerindeyse daha çok hı hı. Ticaret yapılabilir. Nokta noktanın gelişmesi, ticaret yöntemlerinin de gelişmesi neden olmuştur. İşte eskiden develerle veya atlarla yük taşırken şimdi otomobillerle veya uçaklarla evet, yol taşıyoruz. Evet, teknolojinin gelişmesi. Teknolojinin gelişmesi her alanda ticaretin de değişmesine ve gelişmesine katkı sağlamıştır. Evet. Turizm faaliyetleri ülkelere para kazandırdığı gibi ülkenin tanınmasını da sağlayarak dünya barışına katkı sağlar. Evet, ülkenin veya kültürün diyelim veya evet. Farklı kültürlerin de tanınmasını sağlayarak dünya barışına katkı sağlar diyoruz. Örnek sorularımız bu kadar. Umarım başarılı oluruz. Olsun.